Merhabalar, ben uzman diyetisyen Bahattin Arslan, Türkiye Hastanesi'nden. Şimdi oruç tutmanın ya da fizyolojik açlığın vücut üzerine en önemli etkisi şudur. Uzun süreli açlıkta vücut dinlenmeye başlar. Organlar daha az çalışmaya başlar ve metabolik hızımız düşer. Aynı zamanda oruçla birlikte vücut zararlı olan bazı metabolitleri, yapısal olarak bozuk olan hücreleri de otofaji yöntemiyle yavaş yavaş yok etmeye başlar. Ve sağlık açısından da baktığımız zaman kan yağlarımız, özellikle kolesterolümüz, trigliseritimizle açlıkla birlikte şeker yerine bunların kullanılmasından dolayı azalmaya başlar. Yani oruç esasında sağlıklı bir şeydir. İftarda esasında ilk önce bir yudum yudum da olsa bir suyla orucumuzu açmayı tavsiye ediyoruz. Ondan sonra su ihtiyacını çok arttırmayacak şekilde sebzeli gıdalar tüketilmesini ilk başta tavsiye ediyoruz. İftarda menüleri yanına şerbetler olabilir, limonatalar olabilir, ayran olabilir. İftardan sonra çaydır, meyve suyudur, maden suyudur ve meyve olarak tüketmek de su ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Suya olan ihtiyacımızı arttıracak yegane şey tuzlu ve yağlı gıdalardır. Bunları ne kadar az tüketirsek bir gün sonra suya olan ihtiyacımız azalacaktır. Aynı zamanda meyve ve sebze olarak tükettiğimiz için ve bunların da uzun süreler de sindirilip içerilerindeki su da açığa çıkacağı için uzunca bir süre susuzluk ihtiyacımızı giderecektir. Sağlık açısından baktığımız zaman gece aniden uyanıp bir şeyler yemek midemizi zorlayacak en önemli şeylerden biri. O yüzden iftardan kalan yiyeceklerden ziyade sahurda hafif bir kahvaltı yapmak gün içerisinde mide ve bağırsak sistemimizin daha iyi çalışmasına, daha tok kalmasına neden olacaktır. Bizim ilk önerdiğimiz yüksek proteinli yumurta, az tuzlu, az yağlı peynir çeşitleri, yine ekmek türevlerinde tahıl grubu ekmekler, kan şekerimizi dengeleyecek meyve, kuru meyve, hurma, kayısı, incir gibi de şekerli gıdaları, özellikle lifli ve şekerli gıdaları da tüketerek gün içerisinde tokluk hissimizi sağlayabiliriz. İftarda yemek düzenimize baktığımız zaman yaklaşık olarak 16-17 saat aç kalıyoruz. Yani metabolik bir açlığa mahkum oluyor. Ve bunun 12. saatine kadar vücut şeker kullanmaya başlıyor ama 12. saatten sonra artık yağları da kullanmaya başlıyoruz. Ve metabolik açlıkla iftara giriyoruz. İftara girdiğimiz anda ilk önce kan şekerimiz çok düşük. Çok düşük olduğumuz için çok iştahımız var. Bu yüzden suyun yanına kuru bir meyve, hurma olur bu, kayısı olur bu, incir olabilir bu. Aynı şekilde tansiyonu düşenler için zeytin olabilir. Böyle bir gıdayla ilk önce orucunu açıp ardından da bir çorbayla hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem bütün gün boyunca çalışmayan sindirim sistemine sıvı bir gıda vermekle başlamak gerekiyor. Bundan sonra ise vücut gıdaları yağa çevirmesin diye yağlı, çok hamur işili gıdalar tüketmememizi tavsiye ediyoruz. Daha çok etli, sebzeli gıdalar, yanına bağırsak hareketlerimizi destekleyecek tahıl ürünleri, bu ekmek olabilir, bulgur olabilir veyahut bunların içerisinde katıldığı bakliyat grubu olabilir. Yine içecek olarak biraz önce de bahsettiğimiz yoğurt ve bununla yapılmış ayranlar, yine şerbetler olabilir, özellikle kompostolar olabilir. Bunlar da bizim gün boyunca aç kalmamız sonucunda oluşacak fizyolojik açlığımızı engelleyecek, kan şekerimizin de normal seviyelere gelmesini sağlayacaktır. Yine unutmamız gereken çok önemli bir şey var. Lif için bol miktarda da salata tüketmek hem tokluğumuzu uzaltacaktır ertesi gün için hem de sıvı ihtiyacımıza da destek olacaktır.